bir pandemi süreci geçirmekteyiz ve bu pandemi süreci sonrası eğitime uzun bir süre ara verildi. 21 Eylül itibariyle ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitim haftada bir gün, akabinde de haftada iki gün seyreltilmiş bir şekilde ve akabinde ilkokul diğer kademeleri haftada iki gün olmak üzere yüz yüze eğitime başlandı. Okul öncesi eğitimde şu anda 5 gün eğitim veriliyor. 8. ve 12. sınıflarda olan sınıfların hazırlık sınıflarındaki öğrencilerimiz de şu anda yüz yüze eğitime haftada 2 gün devam etmekteler. Malumunuz olduğu üzere 8. ve 12. sınıflardaki öğrencilerimiz DYK kurslarına da devam ediyorlar. Temennimiz odur ki bu pandemi sürecinin bir an önce son bulması ve bütün öğrencilerimizin haftanın 5 günü olmak üzere yüz yüze eğitime devam etmeleri en büyük temennimiz. Tabii bu eğitim sürecinin pandemide bu şekilde devam etmesinin bazı olumsuz yönleri de var. Okullarda şu anda yüz yüze eğitim başladı. Bilindiği üzere okullarımızda, özellikle ilkokul, ortaokullarımızda bütçe yok. Bu bütçe olmaması şu anda okul idarecilerimizin en büyük sıkıntılarından biri. Okullarda hijyen probleminin çözülmesi noktasında bakanlığımız Okulum Temiz diye bir proje başlattı ve bu projede okullara asgari 2000 lira mali yük ve sayfalar dolusu evrakı doldurup sisteme işleme dışında başka hiçbir şey getirmedi. Bununla ilgili bakanlığımızın bir bütçe çalışması olduğu bilgisi var. Ne kadar bütçe verecekler onu tam bilmiyoruz. Yalnız bu bütçenin direkt okul idarelerine verilip bu şekilde harcanması çok daha olumlu olacağı kanaatindeyiz. Yüz yüze eğitimin başlamasından sonra önümüze çıkan diğer bir sorun ise şu anda haftada 2 gün seyreltilmiş eğitim. Bu şu öğrencilerimizin verimli olarak ders alabilmesine engel durumda. Yani şimdi bunu günlerin biraz daha uzatılması ve bunun dışında tabii ki ortaokul ve lisede devam etmeyen öğrencilerin de bir an önce yüz yüze eğitime başlaması da çok önemli. Çünkü çocuklarımız yaklaşık bir sene olacak neredeyse okullarından uzak kaldılar. Bir an önce yüz yüze eğitime başlanması en büyük temennimiz. Canlı ders uygulaması şu anda EBA ve Zoom benzeri programlar üzerinden gerçekleştirilmekte. İlkokullarda şu anda bu uzaktan eğitim uygulamaları Zoom programı üzerinden yapılmakta. Ortaokullarda ve liselerde hem Zoom hem EBA TV EBA GoTR üzerinden gerçekleştirilmekte. Peki bunun vatandaşa, öğretmenlere, öğrencilere yansıması ne durumda? Bununla ilgili bizim sahada gözlemlediğimiz çalışmalar şu şekilde: EBA'nın vatandaşa çok büyük bir külfeti var. İnternet noktasında her vatandaş bunu sürekli dile de getiriyoruz. İnternet bulmakta, internet ücreti ödemekte bayağı zorluk çekiyor. Her vatandaşın tablet, bilgisayar, telefon kullanabilme ihtimali yok. Aynı evde 4 öğrencisi olan velilerimiz var, bize sürekli ulaşıyor. Aynı anda dersleri var, çakışıyor ve bu 4 öğrencimize veya 3 öğrencimize aynı anda bizim tablet, bilgisayar ve telefon ulaştırma imkanımız yok diye şikayetlerimiz geliyor. Peki bu noktada ne yapılabilir? Nasıl çözümler üretilebilir? Canlı derslerde kullanılacak internet için en azından bedava internet, indirimli internet, genel anlamıyla internetin ucuz olması, bedava Wi-Fi noktaları oluşturulması çok yerinde olacak. Onun dışında bir de fakirler için, vatandaşlarımız için, fakir öğrencilerimiz için Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 500 bin tablet olayı var. Malumunuz olduğu üzere örgün eğitime devam eden 18 milyon öğrencimiz var ve bu 18 milyon öğrencimizin içinde 500 bin kişiye tablet dağıtılması ne kadar sağlıklı olacak, kim tablet alacak, kim almayacak, bu konuda da bayağı bir uzun süre gelen tartışmalara yol açacağı kanaatindeyiz. Tablet dağıtılacaksa bence her öğrenciye verilmesi gerekir ki Fatih projesi kapsamında bunun yıllardır dağıtılmış olması lazımdı. Ama halen daha tabletler dağıtılmadı. Bu tabletlerin bir an önce dağıtılması da yerinde olacaktır. Sayı az. Bu sayının en azından öğrenci sayısının %50'sinden fazlasına dağıtılmasını biz daha uygun olacağı görüşündeyiz. İlçemiz genelinde de
devam eden bazı sorunlarımız var. Malumunuz olduğu üzere Ocak 2020 Elazığ depremi sonrasında ilçemizde iki tane okulumuz yıkıldı. Yıkım kararı verildi ve bunların yapımına halen daha başlanmadı. Bu süreci biz yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu okullar Atatürk Ortaokulumuz TOKİ tarafından yapılacak ve projelendirme aşamasına geldiği duyumunu aldık. Ne zaman başlayacak konusunda malumatımız yok. Şu ana kadar normalde temelinin atılması, hatta çoktan da olsa yapılması lazımdı. İlerleyen günlerde bunun sıkıntısını çekeceğimiz aşikardır. Palu Anadolu Lisesi ile ilgili de herhangi bir duyum almadık. Yani bir gelişme olmadığını biliyoruz. Bir an önce okullarımızın başlaması, yapımına başlanması ve öğrencilerimizin kendi okullarında eğitime devam etmesi en büyük temennimiz. İlçemiz okullarının diğer önemli bir sorunu ise doğalgaz sorunu. Bildiğiniz üzere 2 yıldan fazladır palumuzda doğalgaz kullanımı var. Ama okullarımızda halen daha doğalgaz kullanımına bir türlü geçemedik. Merkezdeki okullarımızın ve kurumlarımızın şu anda %80'i doğalgaz hattını çekmiş, projelendirmiş ve bekleme aşamasında. Yetkililerden bir an önce bu doğalgaz probleminin giderilmesini bekliyoruz. Çünkü doğalgaz okulda kullanılmaya başladığı anda hem personel tasarrufu olacak, hem temizlik tasarrufu olacak, hem ekonomik tasarrufu olacak. Yani kapımıza gelen bu doğalgazı okullarda kullanamamamız kadar abesle iştigal eden başka bir durum yok. Bir an önce bu doğalgaz kullanımının okullarımızda başlaması için gerekli çalışmaların ve desteğin yetkililer tarafından verilmesini özenle bekliyoruz.